Seda karşınızdayız. Bu hafta Emek Mahallesi'ni ziyaret ettik. Mahalle muhtarı Eyüp Çiftçi ile görüşerek vatandaşlar ve mahallesi için bugüne kadar yaptığı ve yapacağı proje ve faaliyetler hakkında konuştuk. Dilerseniz şimdi mahallemizi tanıyalım. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Ürgüp doğumluyum. Yalnız 45 seneden beri buradayım. Nevşehir'de bu mahallede, Emek Mahallesi'nde ikamet ediyorum. 1971 doğumluyum. Çocukluğum burada geçti işte. Yani önceleri esnaflıkla uğraşıyordum. Sonradan muhtar oldum işte. Çok güzel. Peki muhtar olmaya nasıl karar verdiniz? Muhtar olmayı bir arkadaşım bana hatırlattı. Ben de tabii olur dedim. Yani yıllardan beri buradayız. Öncelikle ailem ve çocuklarımın çok şeyi var, katkıları var. Ondan sonra işte muhtar olmaya karar verdim. Bir de bizim mahallenin sorunlarını ben çok iyi biliyordum. Eksiklerini, yapılacakları, yapılması gerekenleri. Yani bunları yapmak istedim. Ve istediğimiz şekilde de oldu, çok şükürler olsun. Muhtarlığımızı kazandık, muhtar olduk. Gerekeni de yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki önümüzdeki dönemde de muhtarlığa aday olmayı düşünüyor musunuz tekrardan? Nasip, inşallah olmayı düşünüyoruz ama tabii her şey de nasip. Hayırlısı diyelim o zaman. Muhtarlığa seçildiğiniz dönemden bugüne kadar yaptığınız plan ve projeleri biraz bahsedebilir misiniz acaba? Muhtarlığa seçildiğimden bu tarafa, biliyorsunuz muhtarlık bir köprü görevidir. Yani bizim yolumuz, asfaltımız, taş, yapılacak işler, biz gerekli meclislere söylüyoruz, bunları yapıyoruz. Mesela bizim yaptığımız parkları yaptık, ondan sonra yollarımızı, gerekli yapılacak yerleri yaptık. Şu anda da yapmaya da devam ediyoruz. Yani inşallah gerekenleri de yapacağız. İnşallah diyoruz, bize başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki gelecek dönemde, yani bundan sonraki süreçte ne gibi düşünceleriniz var, projeler hakkında neler yapmak istiyorsunuz? Proje olaraktan bir bizim buradaki dere var. Oraya bir park yapmayı düşünüyoruz. Yani güzel bir park, şöyle insanların gelip gitmesi, piknik yapması için. Aşağı tarafta Kadirak yolu var. Oraya bir asfalt düşünüyoruz. Bir sağlık ocağımız uzak yere gitti. Bundan komşular, Emek Mahallesi çok müzdarip. Çünkü bir ucu ta Nar yolunun orada, bir ucu külliye. Yani bu 5 kilometre. Yani bu sağlık ocağını getirmeyi düşünüyoruz ve vekillerimizle, başkanımızla görüştük. İnşallah bunu da halledeceğiz, bir şeye bağlayacağız yani. Bunları düşünüyoruz. Yani bazen de yapılacak işlerimiz var, onları da yapılıyor çok şükür. Peki, çok teşekkür ediyoruz. O zaman buradan bilmeyen vatandaşlarımız için de hem öğrenmiş olsunlar diyelim. Emek Mahallesi nasıl bir mahalle? Bize biraz siz anlatabilir misiniz bu mahalleyi? Emek Mahallesi çarşıya yakın. Yani ulaşımı yakın, güzel. Yani insanları güzel. Yani Emek Mahallesi köklü bir mahalle. Vali konağımız burada. Yani insanları güzel, cana yakın, sevecen. Yani Emek Mahallemiz güzel bir mahalle ya. Bence çok iyi bir mahalle yani. Bildiğiniz üzere pandemi dönemi biraz zorlu geçti ve bütün muhtarlar bu anlamda çalışmalar yürüttü. Siz bu dönemi nasıl geçirdiniz, neler yaptınız bu dönemde mahalle sakinleri için? Pandemide bayağı yoğun geçti. Yani insanların gerekli ihtiyaçlarını gördük. Yani biliyorsunuz sokağa çıkamadılar. Gittik mesela sebzesini, ekmeğini, yeri geldi çöpünü attık. Yani insanlara halatı sorduk. Yani bir yardımcı olduk. İnsanlar da çok memnun kaldı. Ya pandemi bayağı sürecimiz zor geçti. İnşallah bundan sonra pandemiyi atlatmayı düşünüyoruz. Yani atlatsak çok iyi olacak. Yani çünkü bizi yordu bu pandemi. Evet, inşallah diyoruz. Hepimizin temennisi inşallah, o yönde. Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı peki? Ne hususunda? Mesela. Genel olarak buradan vatandaşlarımıza bir şey söylemek ister misiniz? Emek Mahallesi halkına ya da burada olmayanlara. Böyle bir davet niteliğinde. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Yani Emek Mahallesi insanları çok seviyorum. Yani bunların da beni sevdiğini umuyorum inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Çok yani sağ olun.
Öncelikle merhaba, adını öğrenebilir miyim? Abdullah. Memnun oldum Abdullah. Bu mahallede yaşıyorsun değil mi? Evet. Peki mahalleyi seviyor musun? Çok. Peki neler yapıyorsun mahallede? Nasıl zaman geçiriyorsun? Arkadaşlarımla oynuyorum. Okula gidiyoruz, maç neyim yapıyoruz, parkta oynuyoruz. Genellikle dışarıdayım ya. Peki bu mahallenin en çok neyini seviyorsun? Ya şimdi eski mahallelerde, mesela Suriyeli olan mahallelerde, ben eski mahallem full Suriyeliydi. Hiç dışarı çıkamıyordum. Bu mahalle en azından 7-24 dışarıdayım. Hiç kimse dalaşmıyor. Çok iyi bir mahalle. Merhaba, isminizi öğrenebilir miyim acaba? Hasan. Çok memnun olduk. Bu mahallede yaşıyorsunuz evet. Sanırım. Evet. Ne kadar süredir bu mahallede yaşıyorsunuz? 35 senedir yaşarmış. Dedim geleli yaşar. Peki mahalle muhtarını tanıyor musunuz? Tanıyorum. Memnunuz yani. Peki mahallenizde yapılmasını istediğiniz proje ve faaliyetler var mı? Yollarımızı yapmadılar. Şurayı yapıyorlar, orayı yapıyorlar. Muhtar orayla adamı olan yaptırıyor. Oğlu şeydi. Yani kaldırımlarımız iyi değil. Yani biz kendimiz döktürdük kaldırımları. Burayı yaptılar, orayı yapmadılar yani. Memnunuz yine de muhtardan. Peki mahallenizin en çok hangi özelliğini seviyorsunuz? Sizce diğer mahallelerden ayıran en büyük özellik nedir mahallenize? Mahallemizde vallahi ne diyeyim ben? Yani böyle daha mı sıcak diğer mahallelere göre? Bizim mahallemiz temiz mahalle. Temiz. Hiç kimse yok yani. İyi mahallemiz, öyle kimse yok uzun. Temiz mahalle, öyle kötü insan yok yani. Kötü de insan da olsa barındırmaz yani. Peki mahalleniz sizce güvenli bir mahalle mi? Güvenli. Güvenli yani. Ben kaç senedir otururum. Hiç öyle bir kötü bir şey olmadı. Yeni yeni biraz. Apartlar yapılınca şey oldu. Yani öyle. Öncelikle adını öğrenebilir miyim? Efe. Sevil. Memnun oldum Efe. Burada mı yaşıyorsun? Evet. Peki mahalleyi seviyor musun? Çok seviyorum. Arkadaşlarım var. Peki mahallede nasıl zaman geçiriyorsun? Neler yapıyorsun? Top oynuyoruz, saklambaç oynuyoruz, 12 can oynuyoruz, kovalamaç oynuyoruz. Öyle zamanımızı geçiriyoruz. Peki mahallenin en çok hangi özelliğini seviyorsun? Arkadaşlarım olduğunu. Öncelikle merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyiz? Benim ismim. Birol, Birol. Memnun olduk. Bu mahallede mi yaşıyorsunuz? Bu mahallede, bu evde yaşıyorum. Peki ne kadar süredir bu mahallede yaşıyorsunuz? 50 senedir. Peki mahallenin çalışmalarından memnun musunuz? Muhtardan memnunum, işçiden, belediyeden memnun değilim. Neden peki, sebebini öğrenebilir miyiz? Yolları koruyorum, kaldırımı koruyorum. Karşı tarafı yapıyor, bu tarafı yapmıyor. Adaletsizlik yapıyor, yolu ikiye ayırıyorlar. Bu tarafta yok bir şey, o tarafta var. Buraya ben kendi paramla beton döktürdüm. Belediye 10 sefer telefon açtım, kimse gelmedi. Baskı yapacağımız hani, biz de gelip de kimse baskı yapmadı. İşte böyle gördüğünüz gibi. Bu taraf yola terk ettim ben. Bu tarafa zift dökmeden buraya da beton döktürdüm. Burada toprak duruyorum. Söyleyeceğim bu. Reis Efendi hiç uğramıyor. Anladın? Olay bu yani. Peki mahallenizin en çok hangi özelliğini seviyorsunuz? Neyini seviyorsunuz? Sakin, düzgün bir mahalle. Merhabalar. Merhaba. Önce adınızı öğrenebilir miyim? Ayşe Afşar. Çok memnun olduk. Bu mahallede mi yaşıyorsunuz? Ben şuradan Tabankat'ta yaşıyorum. Peki kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? 32 senedir. Çok güzel. Peki mahallenizden memnun musunuz? Memnunum. Mahallemizden de yapmayanlar ki mahallemizi. Neymiş? Emek mahallesi şey, zengin zengin diyorlar. Hiç yapan yok. Bak burayı yaptılar, şurayı yapma. Orayı yapıyorlar, orayı yapmıyorlar. Ne yapalım hanım? Ne diyeyim? Peki mahalle muhtarını tanıyor musunuz? Tanıyak canım. İyi. Peki ondan memnun musunuz, muhtarın yaptıklarından? Memnunum, çok memnunum. Allah razı olsun. Peki mahallenizin sizce en güzel özelliği nedir? En güzeli işte mahallemizde iyi. Komşuluğu da iyi, şimdi mahallemizde iyi. Peki siz... Bunlar da çok. Peki sizce Emek Mahallesi güvenilir bir mahalle mi? Vallahi güvenlik tabi, kaç sene, 30 senedir oturur tabi güvenlik mahallesi. Şurada vali kulağı var. Şurada valilik var. Burada muhtarımız var şurada. Niye güvenlik olmasın kızım? Tekle merhabalar, adını öğrenebilir miyim? Hüseyin. Kaç yaşındasın peki Hüseyin? 12. Peki kaç yıldır burada yaşıyorsun? 5, 6 olacak. Peki bu mahallenin en çok neyini seviyorsun? En çok yani
Arkadaşlarım falan, mahalle güzel. Bir de valinin yanında olduğu için güvenli. O yüzden yani her yeri yer. Hem de çarşıya falan yakın. Öylece. Peki mahallede nasıl zaman geçiriyorsun? Neler yapıyorsun? Yani arkadaşlarla oyun oynuyoruz. Öylece. Ondan sonra ara sıra çarşıya falan çıkıyoruz arkadaşlarla. Öyle. Peki mahallenizin muhtarını tanıyor musun? Yani tanıyorum da ismini unuttum. Peki seviyor musun kendisini? Evet. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Rahime Karataş. Çok memnun olduk. Kaç yıldır bu mahallede yaşıyorsunuz? 7. 7 senede oturuyor. Peki mahallemizin muhtarını tanıyor musunuz? Evet. Şurada Eyüp var. Peki yaptığı çalışmalardan memnun musunuz? İyi valla, bize göre zararı yok. Peki sizce mahallenizde giderilmesi gereken eksiklik nedir? Ne yapılmalı? Valla bir şey yapamıyor. Eksikimiz de yok çok şükür. Evet. Mahallemiz sağ olsun. Çok iyiler yani. Memnunum. Peki sizce sizin mahalleniz, yani Emek Mahallesi'nin diğer mahallelerden ayıran en büyük özellik ne? Burası yani ne bileyim, çok iyiler mahallemiz. Yani her tarafa kamera var. Çok iyi. Burada valimiz var, yani bir şey olduğu zaman hemen yardımcı olurlar. Allah razı olsun size de, onlara da, çok iyiler. Peki sizce mahalleniz güvenilir bir mahalle mi? Güvenlik mi? Evet, güvenlik anlamında nasıl, güvenilir bir yer mi? Evet evet, çok güvenilir. Çok yani, kapımızı açık bırakır yatarız yani. Hiç 7 senedir burada oturuyorum, hiçbir kötülük görmedik.